bir telefon bu ya. Güle güle kullan. Sağ ol canım. Ya baksana benimkinden bile iyi ya. Evet harika. Ya bu kadın çaydanlık kullanmasını beceremezken cep telefonunu nasıl kullanacak? Ay Hikmet'cim ne lüzumu vardı? Eskiden cep telefonu olmadan da oluyordu işte. Olur mu Naciye? Şimdi çocuklarda bile cep telefonu var. Çarşıya pazara çıkıyorsun. Ne olur ne olmaz yanında bulunsun. Ya bak anne, bak vapı da var. Şuraya bastın mı internete giriyorsun hemen. Ayol internete nasıl girecek? Sığmaz ki. Anneciğim bak, bu tuşa basınca konuşuyorsun, gene aynı tuşa basıp kapatıyorsun. E canım cep telefonunu almakla bitmiyor ki. Bu cep telefonu öğrenebilmesi için en az 6 ay cep telefonu kursuna gitmesi lazım. Ne o Süreyya Hanım, kıskandınız mı yoksa? Hadi be! Ne kıskanacağım seni be? He? Aslanlar gibi 3 aylık emekli maaşım var be. Bastırırım parayı, alırım en anasonik olanından. İlahi anne, bütün gün evde oturuyorsun, cep telefonunu ne yapacaksın? Canım bu kadın cep telefonunu kullandıktan sonra benim uzay mekiği kullanmam lazım. Hem şahsi bir telefonum olsa fena mı olur canım? Aman babaanneciğim, İsmail Bey de biraz dikkat edin. Size mesaj gönderip motive etmeye falan kalkmasın. Zibibi! Terbiyesiz kadını terbiyesiz çocuklar alır mı ya? Allah Allah! Ya bu telefon bozuk mudur nedir ya? Alalı 2 gün oldu. Hala biri aramadı. İlahi Hanımcığım, kimin aramasını bekliyorsun ki? Hadi be, benim de kendime göre bir çevrem var değil mi? Babaannemin çevrem dediği de Nezahat teyzeden ibaret. Yani tek kişilik kalabalık bir çevre. Canım, benim çevrem annenizin çevresi kadar geniş değil tabii. Şu kasaya bak. Ay Süreyya Hanım, biraz ayıp olmuyor mu? Ayıp oluyor vallahi. Nezahat Hanım, telefonumu alalı 2 gün oldu, daha aramadın canım. Madem aramayacaksın, niye telefonumu arıyorsun? Canım belki başka biri arar. E tabi arar canım. Eli kulağındadır, neredeyse arar. Demedim mi size? Çalacak diye ha? Sakın susun ha! Konuşmayın, bakıyorum. Alo, Süreyya Hanım'ın cep telefonu buyurun. Ne? Yanlış numara mı? Yanlışsa niye arıyorsun kardeşim? He? Niye beni heyecanlandırıyorsun boş yere? Kapat şunu, kapat! Sen seni! Madem yanlış alıyorsun, niye arıyorsun be? He? Şuna bak ya, tabii önüne gelen salak cep telefonu kullanırsa böyle olur. Gülmeyin be sizden! Önüne dön! Okula geç kalmıyor musun? Sen ne gülüyorsun? Vallahi alacağım ayağımın altına, he. Biriktiriyorum bunları he. Hadi anneciğim, Allah'a ısmarladık, biz çıkıyoruz. Tamam evladım, çocuklar sakın geç kalmayın. Babanız sonra çok güzel, tamam mı? Hiç merak etmeyin anneciğim, ben tam zamanında eve bırakırım. Babaanneme de bir Allah'a ısmarladık diyelim. Alo, Hızır acil servis mi evladım? Hızır Bey oradalar mı? Yok mu? Ne demek yok ya? Ya demek ki acil bir işimiz çıksa, paparayı yedik, değil mi? Yok canım, benim acil bir durumum yok ama... yine de aniden bir şeyler olabilir malum. Yaşlı insanlarız. Kalbimiz fırfır eder, tansiyonumuz çıkar. Bu gibi durumlarda önceden hazırlıklı olmak lazım. Hazır mısınız, değil misiniz diye bir aramak istedim. He? Ne? Manyak mı? Manyak senin babandır ulan! Dere tabanı! Hem suçlu hem güçlü. Zırtapoz! Oh! Burcu, bu kalburun burada ne işi var? Kalbur değil babaanneciğim, nalbur. İsmi de Engin. Artık lütfen öğren. Bak bana, bu kalburun cep telefonunda numarası var mı? Kayıtladın mı? Engin. E'de. Bir yes yap bakayım. Yaptım yes. Babaanne, yaptım. Bak çalıyor. Çalacak tabii. Çalmayıp da ne yapacak? Açsana be evladım. Belki de önemli bir şeydir. Alo. Bana bak kalbur efendi. Şimdi bu kızı alıp götürüyorsun. Sakın öyle beğeni sulanmak falan yok. Saattan 5'te böyle tek parça halinde eve teslim edeceksin. Bir de telefonunu açık bırak, istediğim zaman böyle bir kontrol edeyim. Bir de eve öyle sap gibi gelinmez, eline bir kutu lokum al öyle gel. Hadi bakalım ikileyin. Hoşçakalın anne. Güle güle, iyi eğlenceler. Nalbatmış deyme. Ah Süreyya anne, ne yaptın yine? Cep telefonuyla 1/2 bu kadar çok telefon edilmez ki. Sonra dünyanın faturası gelecek. Sana ne be! Sen mi ödeyeceksin? Çak 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 çak!
şeye. Efendim Süreyya Hanım. Hey şişman! Nerede kaldı kahvem? Yemen'den gelse bu kadar gecikmezdi be. Getiriyorum, getiriyorum. Orta orta. Her zaman içtiğiniz gibi işte. Tamam. Bu kadın insanı deli eder. Efendim Süreyya Hanım. Bana bak ey şişman halka. Sabah kahvesini öğleden sonra içeceksen ben ne anladım bu işten? Süreyya Hanım benim de 50 tane elim yok ki. Bir taraftan kahve hazırla, bir taraftan telefona cevap ver. Benim de 10 tane elim yok ki işte getiriyorum. Hangi evimize yetişeyim ben? Dilde pabuç gibi bu kadar. Bırak bırak. Bir kahve buyur. Getirecek. Akşam oldu sabah buyur. Oldu. Ay! Bu ne be? Bu ne? Nasıl kahve? Her zaman içtiğiniz gibi orta işte. Bu nasıl orta be? He? Orta denecek, bu kadar da orta demedik. Git şunu şekerli yap gel, hadi. Ha, şuraya bak, ha. Zehir gibi oldum, hadi. Peki. Vallahi mahsus yapıyor bu kadın bana canım, kastı var herhalde. Ha. Peki, of. Ay, ay, kim geldi acaba? Ay, peki. Alo, buyurun efendim. Hey şişman, açsana kapıyı be. Sabahtan beri can 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 çalıyor, duymuyor musun? Sağır mısın be? Duyuyorum anneciğim, açıyorum işte. Allah'ım, Allah'ım ben sana ne yaptım ya Rabbim? Ah Hikmetciğim ah. Nereden sardırdın bu cep telefonunu başımıza? Vallahi annen bütün gün rahat vermedi. Ah Burcu ile nişanlısını da hiç rahat bırakmamış. Yahu siz de her çaldığında açmayın telefonu, mecbur musunuz? Aa vallahi bir hoşsun. Sıkıysa açma. Kadıncağız terörist gibi. Bir çaldırmaya başladı mı hiç susmuyor vallahi. Ah. Ah işte yine odur. Ver. Efendim Sürahi anneciğim efendim. Ha. Malum kadından mı görüşüyorum? Ha? Ya sende hiç insan merhamet yok mu? Şurada gece vakti bir siyahatliğimiz tutsa, bir kalbimiz sıkışsa ilaç için bir bardak su yok. Ne demek unutmuşum? Kalk getir. Ha? Değil mi ne? Ha. Bir de şu nalburu arayalım.